Alış dünyada elektrikli bitki. Bununla ilgili Almanya'da bu görmüş olduğunuz dergi fitoterapi, Zeitschrift für Phytotherapie. Fitoterapi ile ilgili Almanya'da yayınlanan bir dergi, 50 yıldır yayınlanır. Bu dergi akademik bir dergi. Üniversitelerde yapılan klinik araştırmalar, yani akademisyenler tarafından hazırlanır. Bu dergide yazı yazanlar hem fitoterapi uzmanı, yani bitkisel tedavi uzmanı, hem de tıp doktoru. Bu alanda kendini yetiştirmiş kişiler. Mesela bugün Almanya'da 10 binin üzerinde herbalist var. Ha, diplomalı. Bu konuda uzmanlaşmış. Bilgi ve belge sahibi. Konuşabilen insanlar. Mesela Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bir komisyon E var. 19 profesörden oluşur. 3 ayda bir toplanırlar. Monografi yayınlanırlar. Bitkiler hakkında. Mesela alıç işte Ginkgo, Ginseng, oğlotu, lavanta gibi bitkilerle şu oranda karıştırılarak kalp damar rahatsızlarına karşı kullanılması tavsiye edilir diye monografi yayınlanır. İşte bunların hazırlamış olduğu dergi Zeitschrift für Phytotherapie. Sadece bu dergi değil. Almanya'da böyle bu konularla ilgili çok dergi var. Çok ilmi eser var. Mesela yüzlerce klinik araştırması yapmışlar. Ben buradan birkaç örnek vereyim isterseniz. Mesela bu birkaç tane örnek. Profesör Doktor Ayş Ştedil ve ekibi, Profesör Doktor Föste ve ekibi, Profesör Doktor Hanak ve ekibi, Profesör Doktor Hanembraş, yani uzun uzun, çok uzun bir şey. Bunlar kalp damar rahatsızları olanlar, kalp zafiyeti, koroner kalp yetmezliği, güçsüzlük, halsizlik, kalp rahatsızları nedeniyle olan insan üzerinde aritmi nedeniyle tedavi denemeleri yapmışlar hastanelerde ekipleriyle. Düşünün ki bir 50 kişilik bir hasta seçiliyor, kalp damar rahatsızları olanlar. Ve bunlar üzerinde aylarca iki gruba ayrılıyor. Bir alıç ekstraktı veriliyor bir gruba, diğer gruba kimyasal ilaç. Hangisi ne kadar süre içerisinde iyileşir ve yan tesirleri vesaire vesaire analiz ediyorlar. Hı hı. Aylar süren bir çalışma. Yani bu çalışmalar milyon dolarları buluyor. Alman devleti bunları hep karşılıyor. Maalesef Türkiye'de üniversitelerimizin bütçesi yeterli değil. Evet. Bu nedenle Türkiye'de maalesef yüzden fazla üniversitemiz var diyoruz ama klinik araştırması yapabilecek şansa sahip değiliz. Yani imkana sahip değiliz. Bunları da hep Alman, Fransız, İngiliz, Japon, Çin, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri yapıyor araştırmalar.